canım. Ah, vah vah vah. Yani şu beyaz gelinlik de o kadar çok yakışmıştı ki sana. Sorma gitsin. Şu kadarcık kalmıştı evlenme bastıcığım, şu kadar. Canım, Behlül de üzülmüştür ama muhakkak. Saçma sapan konuşma Allah aşkına Aslı. Burak'tan bahsediyorum ben. Burak'la evlenmeme azıcık kalmıştı. Fitnatçığım, canım arkadaşım. Hayır, unut artık Burak Bey falan. Bak, sen Behlül'le evleniyordun. Bütün fotoğraflarda da onunla birliktesin. Bak, görmüyor musun? Aslıcığım yapma Allah aşkına. Hani nasıl inanabiliyorsun böyle şeye? Benim o sümsükle ne işim olabilir Allah aşkına? İnanmıyorsun bana. Son ana kadar Burak vardı. Ben Burak'la evleniyordum. Ya senin aklın alıyor mu benim böyle bir şey yapacağımı? Evet. Başlarda ben de pek anlayamadım. Ama gönül bu dedim. Yani ota da konar, bu çiçeğe de konar dedim. Allah aşkına o sümsükten ne ot olur, ne çiçek olur, ne böcek olur. Olsa olsa ısırgan otu olur o salaktan. O Selen cadısı engel oldu benim evlenmeme. Al işte yine başladı. Fitnatçığım, benim canım arkadaşım. Sen hani bir geçen sene hastaneye yatıp çıkmıştın ya. Ondan sonra düzenli olarak bir psikiyatra falan gidiyor musun canım haftada bir iki? Ben niye gideyim canım? Selen acısı gitsin psikiyatriste. Ha, kalmadı tabii kendi gezegeninde sulanacak erkek. Gelmiş bizim erkeklerimize sulanıyor. Onları elimizden almaya kalkışıyor. Pis alien, cyber. Evet canım evet. Vah vah vah, yazık kadına. Bu yaz tatilini yine Bakırköy'de geçirecek anlaşılan. Pis, süpürge saçlı sarıyelos. Allah'ın cezası. Allah bilir bu dünyayı sırf Burak'cığım elimden almak için geldi. Biliyorum ben, biliyorum. Ama ben de fitnatsam asla pes etmeyeceğim. Asla. Gün gelecek, bu fotoğrafta bu geri zekanın yerine Burak yer alacak. Yani fitnatçığım, sen de bana kırılma ama olmayacak duaya amin diyorsun canım. Yani artık kabullen. Serena'yı ben de pek sevmiyorum ama Burak Bey'le birbirlerini seviyorlar. Rahat bırak artık onları. Hayır, hayır. Katil suretle hayır. Burak gönlündekinin ben olduğumu anlayacak ve benim şehvetli ve de şefkatli kollarıma koşacak. Benim olacaksın Burak. Benim olacaksın. Hayır Fitnatçığım. O Türk filmlerindeki kötü sapık adamlar gibi konuştun biliyor musun? Hani gören duyan olsa Burak Bey'in içkisine ilaç atıp kötü emellerini alet edeceksin filan zanneder. Neden olmasın? Neden olmasın? Aslıcığım ağzını öpeyim. Belki de bu izdivaç senin sayende gerçekleşecek. Fitnatçığım ben şaka yapıyorum anladın değil mi? Hayır ama ben gayet ciddiyim Aslıcığım. Zaten bünyesi alkole dayanıksızdır. Vah vah kadın ciddiye aldı iyice sıyırdı. Efendim belirginiz. Orta kahve? Benim alayım. Buyurun. Orta kahve. Gerizekalı sürepe herif. İkimizin de kahvesi orta. Niye soruyorsun orta kahve, orta kahve diye? Öyle değil mi Fitnat Hanım? Ne demişler? Önce tedbir, sonra tevekkül. Ben eşeğimi sağlam kazağa bağlayayım da ona göre. Senden hala kazağa bağlanacak eşek mi olur ha? Ha? Allah'ın cezası bırak tedavülü, tedbiri bilmem neydi. Çık dışarı. Hala saklıyorsunuz Fitnat Hanım. Siz merak etmeyin Fitnat Hanım. Siz hediyeyi bugün gidip kıydırırız nikah. Ya hadi gidip kıydıralım o zaman. Ya hay Allah. Damatlığım yanımda yok ama olsun. Hem damatlık da neymiş? Nasıl olsa gerdek odasında hepsini çıkartacağız. Ne dedin sen? Gerdek. Git gerdekten merdekten başlama gerizekalı. Seninle evleneceğim ve Frankenstein'le evlenirim. Ama öyle demeyin. Fitnat Hanım yalan. Çekil Aslı çekil. Hedefimden çekil. Çek dışarı. Pekala. Fikrinizi değiştirirseniz. Bak hala konuşuyor. Allah'ım katil olacağım. Bıçak yok Allah'tan elimin altında. Vallahi katil olacağım. Neyse sakin olayım. Bu gerizekalının sinirlerimi bozmasına izin veremem. Çünkü bugün aşk ve tarih kitaplarına Burakcığımın cadı eşkalinden kurtuluşun yıl dönümü olarak geçecek. Ya ya. Ama önce bana yüksek tesirli alkol lazım. Behlül, gel buraya gel. Demek fikrinizi değiştirdim. Hoşerin dediğinde gerizekalı. Çabuk git bana alkol bul. Yüksek tesirlisinden. Alkol mü? Tuvalet ispirtosu var. Daha dün aldıydım. Sen git de o tuvalet ispirtosuyla banyo yap. Allah'ın sala. İçki manasında içki. Ha tabii. Anladım. Ya anladım demek ilginç. Hani derler ya filmlerde sen git kendine bir içki al. Ben de üzerime rahat bir şeyler giyeyim diye. Sinema fantezisi ha. Sizi gidin sizi. Sinema fantezisi.
Aslı canını seviyorsan kaç. Vallahi katil olacağım. Allah'ın cezası. Allah cezanı vermesin seni. Ah. Ay çadıracağım Aslı, çadıracağım. Ay bu da senin yanında dura dura azmış vallahi. Ah. Yalnız acıdım adama. Gerçekten yani ben Aslı olarak acıdım yani. Düşün. Yazık. Ne yapacağım ben bununla? Gir. Kusura bakmayın Fitnat Hanım, rahatsız ediyorum. Estağfurullah, buyurun. Beni bu odadaki varlığınız değil, yokluğunuz rahatsız eder. Sağ olun. Neyse, ben notları teslim etmek için gelmiştim. Aslında ben de sizden bu konuda bir yardım isteyecektim. Yardım? Acaba işiniz yoksa dersten sonra karneleri yazmama yardım edebilir misiniz? Ya, peki. O zaman ben diğer öğretmenlere haber vereyim. Hep birlikte başladık mı hemen bitiririz. Aslında şey, diğer arkadaşların yazıları maalesef sizinki kadar okunaklı değil. Onun için ben özellikle sizin yazmanızı istiyorum. Yok canım. Öyle öyle. Misal geçen sene Koca Kafe Burhanettin Bey bir tane öğrencinin notunu yanlış yazmış. Çocuk okul açıldığı gün sınıfta kaldığını öğrenince vallahi babası küt edene kalp krizinden gidecekti. Biz aramızı hallettik ama neyse. Diyeceğim odur ki biz ikimiz yazsak daha iyi olur. Peki madem. Ders çıkışında odanıza gelirim ben. Aslında şey... Ne? Bu iş biraz uzun sürecekti. Olsun artık. Yapacak bir şey yok. Ama ben şey... Bir şey diyecektim. Burada saatlerce sandalyenin tepesinde boynumuz tutulur mu azalan kalıveririz böyle Burak Bey. Şey... Bana gelin benim evde yazalım. Sizin evde mi? Bir sakıncası yok ya. Yok yani sakıncasından değil de ne bileyim. Ama yapmayın Burak Bey, ben sizin iyiliğiniz için yanlış anlamayın lütfen. Yok yani yanlış anlamaktan değil de. O zaman geliyorsunuz. Pekala. Ben önden çıkayım biraz erken gideyim eve. Etrafımı toparlayayım, 40 yılda bir geliyorsunuz rezil olmayayım size. Yok sorun değil, benim için fark etmez. O zaman siz benim eve gelirsiniz. Oldu, görüşürüz. Hasretle ve de şehvetle bekleyeceğim. Efendim Fitnat Hanım? Görüşmek üzere. Oldu. Benimsin artık Burak. Bu gece başımdan geçenlere değil, kafamdan geçenlere içeceğiz seninle. Bir Behlül salağı nerede kaldı acaba Behlül? Nihayet. Ben geldim Fitnat Hanım. Aldın mı içkileri? Aldım Fitnat Hanım. Hı, ver bakayım. Buyurun Fitnat Hanım. Bu ne ayol? Rakı. Hadi ya, hiç belli olmuyor. Ben sana yabancı içki al dedim. Ala ala rakı mı aldın? Rakı bizim milli içkimizdir. Fitnat Hanım öyle demeyin. İşletme milli içkinden turistlere yemek mi vereceğim ben? Kımız alsaydın bari. Aklıma geldi. Az kalsın oldu yapıyordum. Veli Efendi'ye gidip kısrakları soğacaktım ama uzak geldi. Babanı yapma bana. Espri yapma. Uzatma. Koku ne be? Demek kokuyu aldınız. Ne var bunun içinde? Gelirken sakatatçıya uğradım. Biraz sakatat aldım. Hani rakının yanında iyi gider diye. Kokoreç aldım. Uykuluk biraz koydurdum. Biraz da billur. Sakatat mı? Uykuluğunu bekleyeceğim seni. Allah'ın cezası. Ne işi var sakatatın benim odamda? Niye aldın bunları? La kahretsin. Leş gibi kokuttun bütün odayı. Al götür. Billurları pişir kendin ya. Allah'ın cezası. Defol. Defol. Bir şey de becer. Iy iy iy. Defol. Allah'ım. Allah'ım. İş gene bana düştü. Eve giderken uğrayıp bir de içki almam lazım. Bir de ağır ağır.